أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. 4 ders imani yaptık. 3 ders laika yaptık. Baktım liste. Şimdi psikoloji yapıyorum. Yani imani imanı olursa bu sefer onun şeyini de kıymetini biraz şey düşer. Buzu eritirsen suyu H2O, H2O enerjiye dönüştüğü gibi kanser veya hastalık hücresini de aslına taşırsın. Sözler 246. Mevad-ı şerire olduğunu, bunun da sekene-i habisi olduklarını söyler. Onlar da olumsuz düşüncelerden, streslerden, ani gelen sıkıntıların vücudu haricileri olduğunu unutma. Mesela diyor ki 196 lemalarda semli nazar diyor. Kastamonu 66'da da söylüyor. Hele Kastamonu'daki çok ilginçtir. 66. Bakıyor ki fakat bir şey anlatacağım diye. Çok mühim olduğu için bunu malzeme yapacağım. Fakat o şuuru mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. İyi dikkat edin bunu. Tabir ve teşbih değildir. Tenzihi, teşbih, teşbihi, tenzih yapmak cehaletini artırır diyor üstad. Yani sari iman, imayı sari yapmak. Ona şey diyor, cehl-i mürekibin şeyi olan, anası olan şeyi tevlit eder diyor. Cehl-i mürekibin anası olan taasubu mu diyor. Yani bir tahakküm. Öyle bir şey olsa gerek. Yani ne diyorsa o. Diyor ki, havayı teslim eden, söyleyin teslim, zehirlendiren havayı. Abi nereye? Ya kimyasal bomba atılıyor da. Peki, büyük abdest, küçük abdest insan organlarını taşıyor. Tahlil yapılıyor. Kanı tahlil yapıyorsunuz. İnsanın nefesi, başka, insanın teri, insanın sesi, insanın kokusu, insanın siması, insanı taşır. Bak şimdi, ruhta bir halet var. Yeni şeyler ha bunlar. Bak, ruhta bir halet var. Hiçbir muayenliği yok. Hemen simaya yansıyor. Simayı anladınız mı şimdi? Yeniden yaratılıyor. Sima acayip bir mucizedir. Halet, hissiyat, latife, düşünceler, meyil, meylan, incizap, cezbe, cazibeler, neyin varsa onlar bir anda şekil alıyor. Hangi şekil? Saydığım ve sayamadıklarımın hulasasıdır sima. Film şeridi gibi aynı anda geçiyor. Bakın simadır. Sima böyle bir karmadır. Sima ne olduğunu anladınız mı? Yeniden yaratılıyor. Bedeni misali ile alakası yok. Aynen. Evet. O zaman havaya bedeni misali yayılıyor. İnsanların haletleri, hissiyatları, latifeleri, düşünceleri. Bu menfi veya müsbet havayı zehirliyor.
Ya abi nasıl zehirliyor? E kardeşim bas istasyonunda yakın 300 metre çapında ev yaparsanız kansere sebep olur diyor. Görüyor musunuz böyle bazı istasyon mişesini? Televizyon dalgasını görüyor musunuz? Ha, baz istasyonu nasıl dalga yayıyor ama sen onu gözle göremiyorsun? Ben de baz istasyonu gibiyim, dalga yayıyorum. Havayı o nasıl zehirliyorsa, insan da baz istasyonudur, dalga ile havayı tesmim ediyor. Tesmim eden buharat-ı muzahrefe. Yani buhar aslında haber verir. Koku yani. Koku, ses, sima, mimik, halet, incizaplar bunlar hep be buharat-ı muzahrefe. Yani yayıyor. O maddi ve manevayı bozuyor. Herkes derecesini günden zedelenir. İşte arkadaşlar. Şey için söyledim. Bu kanser, insanın fıtratın ömrü, fıtri ömrü 2000 senedir. Adem Aleyhisselam yaşamış. Kur'an'ın ifadesiyle Nuh Aleyhisselam 950 sene. Aranızda kaldı diyor. 100 senede ondan önce 1050 sene ömrü olmuş. E şimdi 60 senede ölüyor adam. 20 senede kanser oluyor. Hep bu havadan ve düşüncelerden. Esbab alemi bu. Ha, bunu ters çeviriyorsun. Suyu buz yaptığın gibi, buzu da su yapabilirsin. H2O'dan su yaptığın gibi, sudan da H2O ayrıştırabilirsin. Bir şeyin ters yöntemi. Kanserin tersidir. Bu mevadi şerire denilen şey, mevadi şerire, şerir madde. Yani nedir o? Ustad söylüyor onu. Yok şöyle diyor. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden erva habise mümesili ve sekenesi. Erva habisedir. Kastamonu 260'ta da halimi soranlara diyor. Nazar ve erva gayri tayibe beni rahatsız etti mi diyor. Nazar hem erva gayri tayibe cihetinde başıma gelen bulgusudur. Nazar ve erva gayri tayyibe cihetinde başıma gelen bu musibet. İkisi de manevi. Nazar ve erva gayri tayyibe cihetiyle başıma gelen bu musibet diyor. Peki, başka bir şey anlatacağım. Yani attan onlar düşürdü o zaman. Attan düşürdüler. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Yaz ya. Kadın erkek fark etmez. Bu kadar bir 5 dakika ne için anlattım biliyor musunuz? Maddi ile anlatmak için değil. Açık saçık bir kadın, gençler. Bir simadır bakayım. Diyorsun ama koridor oluşuyor, bağ oluşuyor, sinyal oluşuyor. Onun o andaki o kadının taşımış olduğu cin, şeytan seviyesi. Varsa cini, ki olmaması mümkün değil. O halde o. Cin. Menfiler değil mi hepsi? Erva gayri tayibe. Kadının buhranı, bunalımı, stresi, gerilimi, içindeki bir sürü kaosları. Bakana tak, geçiyor. Ustad da zehirliyor diyor. 410 sözlerde diyor ki, bu tür resimler diyor, suretler, hissiyat-ı insaniyi ulviyi tahrip eder diyor. Eylemden bahsediyor. Manevi falan değil. Hissiyat-ı ulviyi insaniyi tahrip eder. Derinden derine zedeler diyor. 410. Biz bunları hep böyle tenzih yapmışız. Yani manevi. Maddi yapıyor. En basit sana karşılığını söyleyeyim. Oraya bakmanın şeyi. Hemen göğsünde şurada ateş basar. Sıkılır. Ya ne oldu ya? Kabına sığmaz. Başka? Sıkıntı. Hırçınlık. Tatminsizlik.
doyumsuz. Mercedes'i ver, yine yok. Ondan sonra hırçın dedik, saldırganlık, kanaatsız. Yani ruhsal bütün şeyleri alt üst ediyor. Arkadaşlar maddedir diyorum, madde. Ama kör olası cehalet şu göze indirgenmediği için anlamıyoruz. Oradan dalga akıyor baz istasyonu gibi. Aynen kanal akıyor, kanal. Ustad nereden bahsediyor? Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe. O kadar yer var ki bunun atıfları. Hissiyat-ı ulvi, insaniyeyi manen bozar demiyor. Tahrip eder diyor. Latife'yi tahrip ediyor. Latife'yi tahrip ediyor. Mesela adama bir laf diyorsun. Sözümü, konuşmamı gören var mı? Yok. Duyuyorsunuz değil mi? Peki. Sesi duyuyorsunuz. İçeride bir laf var, bir mana var. Abi bana geçen 2 sene önce bir şey dedin. Oturdum üzerime. Beni tahrip etti. Lan ne dedim sana? O gözünüzle görmediğiniz, kulakla duyduğunuz kelamın içerisindeki o tabir ne kulakla işitilir ne gözle gözükür. Ama hangi latifene nasıl vurmuşsa, benden çıkan latife seni nasıl etkilemişse 2 sene kalkamıyor. Çaktı beni. Diyor ya. O neredeydi? Kelamın içerisinde. Kelam daha incedir, sima daha kesiftir. Sima daha bize yakındır, soğan kabuğu gibi bize yakın. Kelam daha incedir. Kelam seni böyle etkilerse suret ne yapar? Kanseri de değiştirebilirsin. Kanserin değişik şeyi, mesela stres, buhran, bunalım, olumsuz haller, düşünceler. Nasıl bunu meydana getiriyor mevvad-i şeririyi? Güzel düşünceler, rahat olmak, yani ona vücut vermemek. Mesela bak, şöyle diyeyim. Bazıları diyecek ki, kızacak, kız kardeşim, kapat, dinleme beni. Abi sıkıntım var diyor, ne okuyayım? Hiçbir şey okuma, ona vücut verme. Okumak, onun için okumak, onu var eder. Onun için okuma. Çünkü onu dimağında canlı tutuyorsun, ben... Cinler için, şeytan için okuyorum. Okuma kardeşim. Okuma. Ustad oku geçer demiyor. İlim onu tard eder. Konuştuğum ilimdir. İlim onu tard eder. Evrat okumak tard eder demiyor. Evrat onun için bakın bana o ona okuyorum. Onun var ediyorsun. Allah için okusa. Bak yok zaten evratını okuyorsun. Allah için okuyacağım. Ben şunun için okuyorum. Onu uğraşmak gibi. Onu tutuyorsun orada. Vücut veriyorsun. Vücut veriyorsun ona. Devamlı canlı tutuyorsun orada. Okuma onun için. Kanser. Onu yeme. Bunu yeme. Ona dokunma. Ona gitme. Sakın ha. Otu ye. Tavuk yeme. Onu yeme. Kanseri var ediyorsun zihninde. Kanser devamlı canlı duruyor. Onu yemem niye? Bunun için. Kanser için. Bunu içmem kanser için. Buraya gitmem kanser için. Bunu devamlı canlı tutuyor bu fiilin. Oysa unutman gerekiyor onu. Onu aleminde çıkartman lazım. Yok demen lazım. Yok. Yok etmen gerekiyor. Akıl ona devamlı vücut verince buradaki kanser duruyor devamlı. Niye yemezsin bunu? Tavuğu kanser şey yapıyor. Bunu ne içmezsin? Bu otu içerim kansere geliyor. Kardeşim kanser diye kanser 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 oluyorsun. Canı tutuyor. Var ya böyle mahkemede adam savcı demiş de mesela 163 tane nurcuyu mahkemede. Bunu niye yazdın insanı? Allah ve Kur'an için. Allah ve Kur'an için. Allah ve Kur'an için. Katip Allah ve Kur'an için. 163 kişinin devamlı bunu Allah için yaptım, bunu Allah için yaptım, Allah için yaptım. Adam yaza yaza Allah için oldu. Hani için yani. Değişir yani adam. Değişir.
Dinime imanıma. Bir adam Müslüman olmuş. Olmuşa bak, o şey. Hanımı demiş, içkiyle kapıyı açardı, şimdi salavatla kapıyı açıyor. Şimdi çantacı demiş de böyle, çok hoşuma gitti yani, bir sanat. Yani niye tekrar ede, mesela şey diyor, kötü bir şey, ya başıma bir şey geldi. Ne geldi? Ya ben geçen sene var ya işte, Yalova'dayken evde, akşam geldim hiç kimse yoktu, tamam mı? Onları gönderdim, eve gittim, baktım mutfakta birisi oturuyor. Allah Allah, neyse ben. Ertesi gün bana anlatıyorsun, onu anlatıyor, birisi oturuyordu, devamlı kafanda o oturuyor işte. Öyle kimse yok. Öyleyse kimse yok. Anlıyor musunuz? Tekrar ede, o var olur. Ona misvet tekrar. Subhanallah, elhamdülillah. Tekrar ede, meleki olur. Vücut veriyorsun ona. Tamam mı? Para hayatına girince, çıkınca ne oldu? Hayatına kimler girdi, hayatından kimler çıktı? Bir bakar mısın? İşte bu neticeye bakarsan senin için hayırlı mı, hayırsız mı oldu anlarsın. Para, kısmen herkes hayatında paranın girdiği dönemler oldu. Para ile alemine, hayatına kimler girdi bak. Para aleminden çıktı, kimler çıktı bak. Artık tecrübe yap. Sen nereden biliyorsun? Ben aile itibariyle, arkam o noktada maddi itibariyle zengindi babam. Ben zengin ailenin çocuğuydum yani. Yani parayı bilirim. Çalışmışım, parayı koymuşum cebime, bilirim. Yani zengin aile bu bilir. Yani arkam şey ya. Ha, para ile evimize kimler girdi? Onları yaşadık. Sonra bazı işte vefatlar oldu. Derken maddi durumlar durdu. Diğerleri köylü büyüdü. Hayatımızdan kimler çıktığını da biliyorum. Akrabayı talukat, akrebi talukata dönüştüğünü. Tamam. Silah-ı rahimlerin silah-ı ilana dönüştüğünü çok iyi bilirim. O zaman bak bakalım parayla neler alemine girmiş, evine, yuvana kimler girmiş? Paranın çıkmasıyla evinden kimler çıkmış? Başka? Yani niçin söyledim ben bunu, hayatımdan verdim? Bunu ruhumdan çıkarak yazdım. Ya. Adamı okutmuş babam. Babam adamı okutmuş, okumuş. Köyden şehire, ta ortaokuldan beri çocuğu, arabada yer olmasa dolmuştu, şoförün arkasını alırdı. Yatakhanesi vardı arabanın, şoförün eski arabada. Öyle büyüttüğü çocuk, makam sahibi oldu, köyde arabası var. Babam yuvarlandı şeyden, hendekten, yani araba değil, yürürken bizim oralar biraz uçurum ya. Beyin kanaması geçirdi, yola düşmüş. Bir o varmış işte o çevrede. Demişler ki İsmail götürsene hastane. Ruhsatım yok demiş. Suratına bakmadan gitmiş. Ceset orada yatıyor. Doğru mu aslında? He doğru. Sordum ona. Senin için böyle diyorlar. Ya ruhsatım yoktu diyor. Hoca dedi ya. Ruhsatım yok. Nereye götürecektim? Ne ruhsatı dedim. Adam yuvarmış. Ya canımı sıkma dedi ya. Ruhsatım yoktu işte. Ay böyle yaptı. Bu insan bir buçuk sene sonra çocuğum yok diye kapımı çalıp dua yapar mısın diye gelen adam gene. Çocuğum olmuyor, düşük oluyor. Senin için meşhur diyorlar böyle duası bilmem ne. Yok dedim ya. Abi hocaydı biraz önce, Hasan hocaydı. Hocam diyor senin duası şöyleymiş böyleymiş diyorlar. Yok dedim ya, atmışlar kafadan dedim. Olsun dedi ya, abi dedi, arkasına kadın, gelin. İnan o kadına, okudum biliyor musun yine?
bu kocasıyla ilgili. Kapıdan geri çevirmedi. Bunu yapan, bu ihaneti yapana okuduk. Gelmiş bir tebareke okuyayım dedim ya. Kapımız bizim mahrumiyet kapısı değil. İnanın okudum. Ama içim kanı ağlayarak okudum. İçim kanı ağlıyor. Hep önüme gelmişti. Ruhsatım yok. Ruhsatım yok. Ruhsatım yok. İnsanoğlu böyle bir namert bir şey ya. İnner insane zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu bir acayiptir. Şimdi niçin bunları zikrediyorum? Hayatınıza kimler girmiş, kimler çıkıyor? Maddiyatınız varsa herkes dost olmuş. Bir bakıyorsun en yakını düşman olmuş. Karı koca kavgalar başlıyor. Para getirmiyorsun diye boşanan kadını biliyor. Tersi de var. Aşağılık erkek var mesela. Hem maişet erkeğin üzerindeyken hem maişet eve temin etmiyor. Kadının ahtapot gibi sırtından geçiniyor. Kadını hemşirelikte şurada burada çalıştırıyor. Hem de onun bir sürü kredi çektirerek sefahatını yapan insan biliyor. Yani bir tuhaf ve ben dünyayı dolaşan bir abiniz, kardeşinizim. Ne diyorsam aynı böyle bunlar. İnsanoğlu. Ama senin bir işaretle benim bir böbreğim yok. Bana bir böbrek lazım dediğin, ilan ettiğin zaman canını verecek insan da var. Canını verecek insan var. Babam bir gün anlatıyor. Safiye, annem de köylü ya. Zengin diyor hani. Hanım dedi giyin. Bizzat annem ağlayarak anlattı. Ama bunu bana nasıl yaptın demişti. Ondan sonra dedi ki babam ha, biraz şeye girdi. Şey deniyor yani. Biz varız dünyada daha ne deniyor? Ya dedi hanım dedi böbrek lazım bana dedi. E demiş ne bilsin köylü kadın buna doku tutuyor mu tutmuyor mu? Ya herkesin oluyor mu? Oluyor, oluyor. Evet hadi gitti giyindi gel. Hadi beni götür böbreğimi vereyim sana. Ondan sonra babam hakikaten öyle. Hemen binmiş. Babam almaya da çalışmış. Kültürlü bir insan. Bakayım hakikaten ne yapacak? Binmiş. Bak. Böyle bir evlilik yani. Böyle bir evliliği. Böyle bir anne ve babam vardı. Binmiş. Hadi dedi. Hemen ha hiçbir şey yok sorgulamadan. Hani talil mali bilmez ki köylü kadı. Okuma yazması zaten yok. Binmiş. Anne böyle mi oldu? Ağlayarak beni nasıl denedin diyor ya. Başka ne yapacaktım oğlum dedi. Girmiş. Binmişler arabaya gidiyorlar. Hiç konuşmuyorlar. Babam araba sürüyor. Böbreğini verecek. Binmiş gitmiş. Ta hastaneye kadar babam sarılıp ağlamış. Böyle bir. Şimdi bunu babam ölünce mezarında da söyledi. Böyle bir anımım vardı dedi. Öyle bir evlilik de var. Benim böyle bir anımım vardı diyor. Hastaneye kadar, pazar hastanesine kadar gitmiş. Hala şaka yaptığımı bilmiyor dedi. Sonra annem ağlayarak dedi ki beni nasıl denersin? Sonra işte gittik diyor balıkhanede. Balık yedik. Olmaz. Gönlünü alana kadar senelerce beni affetmedi diyor. Beni niye denedin? Ben sana, bana nasıl güvenmiyordun? Böyle evlilik de var. Böyle hain de var. Para getirmiyorsun diye boşanan var. Veya kendisi getirmemekle beraber kadını zor durumda çalıştıran insan da var. Bunlar hani doğru atma atmak lazım. Bu baştaki şeyler. Ama baş düğmeyi şunu böyle iliklerseniz hep böyle yamuk gelir. İlk fermuarı doğru ilikleyeceksin. Evliliği doğru yapacaksın. Doğru yapacaksın. Hevesine katılmayacaksın. Çoğunlukla seviyorum, kaçıyorum, bitiyorum demek cin ve ervah habisinin işi. Usta diyor ki bana nazar ve ervah gayri tayibe cihetinde başıma gelen bu musibet diyor. Onlar sevdiriyor arkadaşlar. Sigarayı onlar içiriyor. Ver ağzını payını, ver şeyini, vur vur kır kır diyen onlar. Ben size alemimdekileri değil realiteleri paylaşıyor. Gençsiniz, tespitiniz belki hayatınızda olurdu, belki de olmazdı. Bu dünya tercihler ülkesi, içimden gelerek yazdım, yıldız koydum ben buna.
bu dünya tercihler ülkesi, bir şeyi tercih etmeden başka bir şey ortaya çıkmıyor. Böyle bir memleket. Tercihler ülkesi, yaşama ülkesi değil. Bu mu bu mu? Yaşamak mı istiyorsun, yaşamak istemiyor musun? İstiyorum, işaretle. Hayatımın içerisindeki en güzel anları gösteren hayatın çirkinlikleridir. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hayat hep tercihtir. Güzel halleri, güzel halleri göstermiyor. Gözükmez. Beyaz sayfanın üzerine beyaz kalem yazılmaz. Siyah zemin üzerine beyaz kalem yazılır. Hayatın güzelliklerini gösteren hayatın çirkinlikleridir. Bazı insanlar ellerindekileri insanların mutluluğuna değil, onları boyundurluğuna almak için kullanıyorlar. Bu da köleliğin değişiği. Mesela, bağışlayarak söylüyorum sizi, beni bağışlayın. Şöyle bir makama geçiyor adam. Şeyh oluyor, hoca oluyor, abi oluyor, bir vesile lider oluyor yani. Bir insanı diyor, Hazreti Ali radıyallahu anh sözüdür, ne olduğunu anlamak istiyorsanız, ona imkan ve makam verin. İki, imkan ve makam. İmkan ve makam verin, bakın kim olduğunu. O zaman belli olur. Sizin orada otururken, siz belli değilsiniz birbirinize karşı. Gelin buraya, yaşlandıkça Allah size ömür verirse inşallah. Ve sebat ederseniz, saygın ve sevilen bir makamda bulunur, birileri sizi takip eder, izlerse, o zaman senin kim olduğunu ortaya çıkar. O zaman belli oluyor. Şimdi iyi dinleyin bu sözümden sonra. Bazı insanlar Allah'ın bu verdiği hali, makamı, para, servet, güzellik, ne varsa imkanlarını insanların mutluluğuna değil, insanları köleleştirmeye kullanıyorlar. Boyundurluğu altına almak için yapıyorlar. Bir de okuyayım. Bazı insanlar ellerindekileri insanların mutluluğuna değil, onları boyundurluğuna almak için kullanıyorlar. Bu da köleliğin değişiği. İnsanlardan üstünüm olmak lazım gibi, yani ben insanlardan üstünüm olmak lazım gibi hisler insanı bloke ederek köleleşmiş. Bu tür hisler hapishaneye benzer. Yani sen onu köleleştiriyorsun ama Allah'ın da bir cezası var. Onu köleleştirmek çeşitliliğidir. Abicilik yapmak, yani hürriyet içerisini almak, oraya gitme. Bizden başka olmaz. Yanlış ha. Neyi dinledin? Olmadı falan. Bunlar onu köleleştirdiğin gibi, sen mi insanları köleleştirdin? Allah da bir bela veriyor ona. Kime? Buna. Seni de hislerine gömüyor. Bu işin içini gömülüyorsun. Ben tanınayım. Ben bilineyim. Bu aslında kuyudaki adamdır. Ama bu gözükmüyor. Köleleştirilenler gözüküyor ama bu adamı bana sorun. Alemimdeki gezintilerde çok gördüm ben. 23. sözde çok ses duydum diyor Üstad. Tahtel arz zeminde seyahat ederken. Çok sesler vardı. O ses dediği gömülenler, toprak altındaki adamlar var ya sesleri. İnsanların zirveleriydi. Aristo, Eflatunlar gibi. İnsanların bir sözüyle devlet savaş yapardı. O insanların sesleriydi. Arkadaşlar, Allah muacel bir bela veriyor. Sen misin bunları köleleştirmeye uğraşıyorsun? O adam hislerinin, kendi arzu, his ve hevesinin kölesi oluyor. Oraya gömülüyor. Sen mi oraya gömdün? Sen de buraya gömülüyorsun. Bu tür hisler hapishaneye benzer. Mesela lotodan, piyangodan büyük para çıkanların, bunu kitabını okudum, şöyle bir kitap okudum, yaklaşık 60 sayfalık bir kitap zannediyorum. Lotodan, piyangodan büyük para alanların %99'u, hatta %100'ünün hayatlarının nasıl söndüğünü, intihar ettiklerini ve aile yuvalarının yıkıldıklarını şahit olursun.
yani imkanlar var oldukça gömüldüklerini, kişiliklerin aşağı indiğini, binaları yükselerek, bina kat atarak karaktersizleştiklerini, yükselerek bina kendisi yükselmiyor. Şeye gitmiştik, salihlerle değil mi? Almanca arkadaşlarla. Türkiye'nin en yüksek binası kimi yapmıştı? TOKİ mi? TOKİ yapmıştı. 236 mıydı? Levent'te 236 metrede 18 liraya yukarıya çıkılıyor. Talebeydik vesaire. Adam bize ucuz yaptı. Tepeye çıktım, şey anlatacağım. Karşımızda Akbank var. Akbank'ın binası. Yanında da İş Bankası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankası. İş Bankası. Bu Akbank'a baktığım zaman Sapancı'yı gördüm. Gökdelen'i yukarıya çıkmış, kendisi toprağın altında. Sonra bir şey anlatacağım size. Bunu sporun için anlatmam. Eseri yukarıda, kendi dipte. Çoğu insanlar yükselmek için yükselmiyorlar. Alçaklığını göstermek için yükseliyorlar. Bir şey anlatacağım. 236 metrenin böyle tabii, bina böyle olduğu için yanaştığın zaman böyle bina gözükmüyor. Altı boş, böyle baktığın zaman şu ayakların var ya, baldırları. Skoda gibi eğiliyor. Yani tutmuyor enerji. Ha Mustafa, beraberdik lan. Sen de var. Sıfır, yanaşamıyoruz. Bu kadar cam, kalın bir cam olduğunu ilk önce vuruyoruz. Öyle mi Mustafa? Vurduk, olan sağlam mı falan. Sonra böyle gidiyoruz, böyle bir omuz attık, hakikaten sağlam. Yanaşıyoruz gene böyle, tamam mı? Cam. Sonra alışa alışa cam, sağlam cam. Oysa kırılabilen, dökülebilen, tamam mı? Seni tanımaz, bilmez. Bir cam sana güven verdi ve oturduk. Gene şöyle oturdum. Şuraya cam, koltuk burası, masa burada içsinler diye. Kahve içsinler. Gene böyle oturamıyorsun ha, cama yaslanamıyorsun böyle. Şöyle. Bir şey anlatacağım. Bu cam olmasa değil buraya oturmak, o kata çıkamazsın. Kata çıkamazsın cam yoksa. Ha, bu kadar cam sana mükemmel bir güven duygusu veriyor. Cam var. Cama inanman, iman etmen. O sağlamdır. Beni düşmekten korur. Peki cama güvendiğin kadar Allah'a güvensen bu dünyada nasıl yaşarsın? O cama orada güvendiğin kadar Allah'a güvenseydin, bu hadiseler seni ezer mi? Cam sana nasıl güven veriyor da oturabiliyorsun, kata çıkabiliyorsun? Allah'a onun kadar güvensek, cama güvendiğimiz kadar güvensek, başka? Bana çoğu insan şöyle dua etmemi isterler. Hep görüyor musunuz yani psikoloji, ama ne psikoloji değil mi? Hep enfusi şeyler. Bak benden nasıl dua istiyorlarmış. Bir de okuyayım. Bana çoğu insan şöyle dua etmemi isterler. Abi borcumun, abi hastalığımın gitmesi için, abi su içtiğimin diye dua isterler. Üçüncüsü neydi? Abi borcumun, abi hastalığımın, abi şu dertlerimin, işte çocuğumun şunun gitmesi için dua isterler. Yani bu tip. Çok azdır, %1 ki abi ne olur imanımın artması için bana dua et diyene pek rastlamadım. Abi hastalığım, abi çocuğum yok, abi çocuğum azgın, abi kocam çok azgın, abi kadın itaat etmiyor, hep böyle. Peki hangi tiplerdir? Şu tiplerdir. Benim çocuğum doktor olacak. Evde hep bu konuşuluyor. Benim çocuğum mühendis olacak. Benim çocuğum bilmem ne olacak diyenler ailelerde. Bir tane aileye rastladınız mı? Benim çocuğum aile olacak. Şey, alim olacak. Evde rastladınız mı? Benim çocuğum alim olacak. Benim kızım var ya, evliyadan olacak. Benim oğlum alim olacak. Toplumun dertlerine derman olacak. Ulema olacak. Benim oğlum vakıf olacak. Tam tersine. Ha hiç rastlamadım mı ben çocuklarını babaları teslim ettiği? Evet. Bak şimdi.
Çocuklarını tutup getirdiler bana. Getirenler var. Rüştü abi döneminde de çok rastladım. Abi eti senin, kemiği benim. Adam et vakıf olsun, senin olsun. Niçin getirdiler biliyor musun? Adam olsun diye değil. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç. Sonra baktı ki işe yarar. Aklı muhakemesi geldi. Çocuğu vakıf için bırak aldı. Dünyalığa koyacağım diye. Ya kuyumcuya koydu. Ya da İmam Hatip bitirip hoca yapıp vesaire. İşe yaradım aldı. Benim çocuğum alim olacak diyen kaç kişi rastladınız? Başka? Karın doyurmuyor, evet. Evet, nefes almak da karnı doyurmuyor. Akciğeri doyuruyor. Her şey mideyi doyurmuyor. Güzel bir koku, güzel bir ses, güzel bir tat karnı doyurmuyor. Güzel bir oksijen karnı doyurmuyor. Başka yerleri doyuruyor. Seninle menfaati için değil, seninle senin için ilgilenenler var mı? Seninle, kendime soruyorum. Seninle menfaati için değil, seninle sen olduğun için ilgilenenler var mı? Varsa bunların sahip olduklarını düşündün mü? Bunların sahip olduklarını düşündün mü? Bunlar hangi nimetlere sahipler? Yani mesela benimle hizmet için alakadar olanlar var. Yani benimle hizmet için alakadar olanlar var. Bunlar hangi tiplerdir? Hakikaten hangi süreçten geçmiş? Niçin seninle paylaşıyorlar? O zaman sen de onların sahip oldukları şeye talip ol, onu ara. Yani adamlar şöyle tanımlayayım. Benimle menfaati için alakadar olanlar var. Yani ya psikolojisi bozuldu, ya efendim iflas etti. Yani çok azdır Allah için olanlar, azdır. Yok değil, var. Fakat seninle davan için alakadar olanlar var. Ha, o insanlar seni bunun için tercih etmişse sen onları tercih et. Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Diyor ki beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. O Zeyd miydi? Yok, Enes. Zeyd mi Enes mi? Bu köle çocuk satın almıştı da, o değil mi? Zeyd miydi? Enes'i annesi hediye ediyor Peygamberimize. Zeyd'i ise buluyor. Bir tanesi, ikisinden birisi köle olarak alınıyor. Allah Resulü hür yapıyor. Yetiştiriyor çocuğu. Anne babası takip ediyor, buluyor. Anne, babası ve amcası geliyor, peygamberden istiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, orada yoktu çocuk. Ben de dedi öyle parayla marayla değil dedi. Biz parayla satıp şey yapmayız. Çocuğunuz burada gelecek, teklif edin, sizinle geliyorsa alın götürün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle para mara değil. Neyse uzatmayayım, daha önce de anlatmıştım. O çocuk geliyor, hemen tanışıyorlar, sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar, öyle sevişiyorlar. Diyor ki ben seni anne biliyorum, babam, amcan. Bu insan diyor ki diyor, çocuğunuz sizinle gelirse alsın gitsin. Hadi gidelim oğlum. O diyor ki hayır diyor, sizden daha hayırlısını buldum, ben bunu bırakmam. Oğlum sen ne diyorsun, biz senin babanız. Allah Resulü devreye giriyor. Bak anlaşmamız neydi? Kimi tercih ediyorsa mahir bırakacağız, zorlamayacağız. Ve tarih cümlesi şöyle. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Mesela seyahat ederken ben davetsiz herhangi bir dershaneye gitmem. Yaşım itibariyle gitmem. Ne için gitmem? Ya niye tedirgin yapacağım, telaşa vereceğim böyle. Ha beni tercih etmiş, davet etmiş. Onlara uğrar. Şimdi siz de bazılarınız işte akrabanız, sizler de dersen de öyle. Peki ne yaparsın? Anadolu'da ve Avrupa'da seyahat ederken kardeşim, davet varsa davetiye uğrar, yoksa geçerken kalmak mı zorunda kalır? Otelde kalıyor. Kalmıyor.
dershanelere kimsenin gidip kalmıyor. Urfa'ya Mevlüt'e gidiyorum, gider gitmez havalimanından iniyorum, gidiyorum otel kiralıyorum. Param varsa giderim, param yoksa yol parasını ben harcarım. Kimseye şeyim de yok. Niçin örnek veriyorum? Onu yapın kardeşim, siz de öyle yapın. Sizi tercih edeni tercih edin. Başka? Her şey Allah'ın istediği gibi olması gerekenler oluyor ve her şey yolunda. Yolunda olmayan benim düşüncelerim. Her şey Allah'ın Celle Celaluhu dediği gibi oluyor. Her şey aslında yolunda. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey yolunda, ben ters gidiyorum. Laz'ın dediği gibi. Anons yapmışlar. Bir araba demiş otobanda ters gidiyor. O da dinliyor. Ne bir araba demiş, bütün araba ters gidiyor. Demek kendisi ters gidiyor. Yanlış yola girmiş, tamam mı? İşte her şey terse gidiyor diyeni bakın. Her şey abi tersini gidiyor ya. Sen ters gidiyorsun. Her şey yolunda. Hiçbir şey yolunu şaşırmamış. Allah'ın dediği ve istediği gibi oluyor. Hiçbir şey yolundan çıkmamış. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa Mesut, sen ters gidiyorsun demektir. Yeter ki gör. Görebilirsen, nasibin varsa, herkes göremez. Herkes layık olduğu yerdedir. Madem böyle bir ilmi muhiti ezelini ilmi var, kim nereye layık ve mustahak ise ona göre öyle muamele ediyor ve edecek. Abi her şey ters gidiyor. Ters giden sensin. Hiçbir şey. Ters gideni ne gördün? Güneş nereden doğdu? Bugün güneş doğmadı mı? Hani ters mi gitti? Peki, güneşin battığı yerde mi doğdu? Rüzgar esmedi mi? Ağaçlar büyümedi mi? Meyve vermedi mi? Sen oksijen almadın mı? Elin hareket et. Ne ters gitti Allah'ını seversen? Ters giden ne ki? Ters giden senin heveslerin, düşüncelerin ters gidiyor. Sen öyle adres veriyorsun. Ters giden bir şey yoktur. Artık aklına hakim olma zamanın gelmedi mi? Hakikat sana hükmetmesine fırsat ver. Kendine sahip ol. Yani vicdanını, kalbine sığın. Vicdanına ve kalbine sığın. Kur'an'a ve sünnete sarıl. O zaman Allah da sana yardım edecek. Başka? Duygularını, hadiseleri sen yöneteceksin artık. Allah'ın izniyle sen buna muktedirsin. Yani duygularını ve aklını eğer elde edersen olaylara hakim olacaksın. Her şeye hakim olacaksın. Ervahlara, ruhanilere de. Duygularına ve düşüncelerine sahip ol. Her şeye hakim olacaksın gücün nispetinde. Yeter ki kendine güven. Benden bir şey olmaz deme. Ümitsizliğe kapılma. Ümitsizlik şeytanın, iblisin sıfat olduğunu unutma. İblisin adı Azazil'dir. Azazil, bir sıfatı iblistir. Bir sıfatı hennastır. Bir sıfatı şeytandır. Bir sıfatı yeistir. Ümitsizliktir. Bunu adamın sıfatlarıdır. Allah'tan Celle Celaluhu haf etmek lezzetlidir. Amelsiz haf değil, korkudur. Amel etmeden Allah'tan korkmak çökertir insanı. O korkudur. Haf ise, hafullah'ta lezzet vardır. Haf kalbidir, korku aklidir. Amelsiz insan korkar. Bu da dimağı zehirler. Amelsiz insan korkar. Çünkü güveneceği kimse yok. Yani cam yok. Vücut da yapamaz yani abi. Yok. Kaç dakika oldu Furkan? 45. Biraz da okuyayım. Allah'tan başka kimseden korkma. Allah'tan haf etmek lezzetlidir. Allah'tan, cehennemden korkmayan,
Allah'tan, cehennemden korkmayan şeytan ve avanelerinden mi korkuyorsun? Allah'ın dostları ne, Allah'ın dostlarına ne korku ne de hüzün vardır diyor Allah ayetinde. Bak, Allah korkmayın diyor diğerlerine. Korkulacak makamsa benden korkun diyor. Yani benden korkun manası kullanmıyor bunu. Benden korkun diyor. Yani korkulacak şeyler. Eğer siz Allah'tan, cehenneminden, tehdidinden korkmuyorsanız, Allah korktuklarınızdan emin yapmaz, korkutur. Allah'tan korkarsanız, korktuklarınızdan emin olursunuz. Allah'tan korku demek kaftır, kafullah'ta lezzet vardır. Ve ona diyor ki, Allah'ın dostlarına ne korku vardır, ne hüzün vardır. Ayet-i kerime meal. Tabii korkuyla hafı biraz fiili göstersen de biraz daha... Göstereyim. Amelsiz bir insandaki korku korkudur. Ameli yaptıktan sonra, namaz, oruç vesaire yaptıktan sonra korkusu korku değildir. Haftır ve lezzetlidir. Hafullah'ta lezzet var. Yani böyle bir yokluğun, kimsesizliğin, dayanaksızlıktan gelen bir korku, korku değil bu haf. Var olan bir şeyden, tamam mı? Var olan bir şeyden ulvi bir değişik bir lezzettir haf. Haf aslında lezzetin kendisidir. Çünkü hafullah'ta lezzet var. Korku da vehmi herhalde. Vehmidir. Korku vehmidir. Olmayan bir şeyi uydurmaktır. İmam Mevlana diyor ki, ifrat-ı korku, yani korkunun aşarsa vehmidir, dima çökertir. Dinamitler, kafa yanar. Ama ifrat muhabbet insanı inşa eder. Haf kalbidir, korku aklidir. Korku ile haf arasındaki ayırt eden alamet ameldir. Ameli olanda korku değil, haf vardır. Amelsiz insanda korku vardır, diman zehiridir. Korku diman zehiridir. Korku diman zehiridir. Zehirleniyor insan. Allah'tan korkup salih amel işleyenlere Rabbim mahlukatını itaat ettireceğini vaat etmiş. Nasıl ki nefsi emmare hoşlanmadığın fikirleri ve rahatsız olduğun resimleri getirdiği gibi, nasıl ki nefsi emmare namazda veya otururken böyle tek başına, hele kadınlar evde kimse yoksa, akşama şöyle oluyor. Nefs-i emmare veya şeytan ve ervah gayri taybe hoşlanmadığı resimleri, fikirleri, düşünceleri, hisleri hemen getiriyor. Getirdiği gibi korkuyu da tasavvurundan aktif eden de odur. Korkuyu kaynak tasavvurdur. Yani dimağda meratip var. En dışarıda kim vardı? Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur, gir içeriye, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad, yedi. Korkuyu buradan çıkıyor, tasavvurlardan çıkıyor. Tasavvurlarına sahip ol, korku çıkmıyor. Korkunun zemini amelsizdir, amelsizlerden olur. Ademe vücuda girmiyor ya. Veriyor. Çünkü diyor, amele muvaffak olmayan diyor, düşer. Şöyle korku olur, korkudan sonra iyisi olur. İkinci lema. Amele muvaffak olamayan yeyse düşer. Oradan da yeyse düşünce korku olur ve çökertir. Ve inkara kadar gider. Amele muvaffak olamayan. Vücut şeklinde haf mı oluyor? Yani vehmi, vehim vücut rengini veriyor Adem'e. Korku. Haf yani. Haf ise var olan bir şeyde sorgulanacak ya, günahından, Allah'tan korkmuyor Müslüman. Hafta. Yani Allah korkusu gibi gözükürken ya bir sürü günah var yani. Hakikaten çok ayıp oldu Allah'a, bu kadar nimet. Febiyeyye alayı rabbikum antekezde var. Bu kadar nasıl bir şey yaptı ben? Yani Allah'tan haf etmek yani haf ve rica yani. Hafta haf ve rica var. Korku da öyle değil. Korkunun temeli amelsizliktir. Başka güvensizlik. Başka cemaatsızlık.
Korkuyu da tasavvurlardan aktif eden de odur. Korku hissini aktif ederek vücudun kimyasını bozmaya çalışıyor. Mesela daha çok kadınlar evde tekse. Şeytan bunu fırsat biliyor. Kimyasını bozmaya çalışıyor dimağının. Yani dimağı zehirlemesi lazım. Unutmayın, dimağı zehirleyen, bu yedi mertebeyi zehirleyen korkudur. Kesin korkudur. Ne yapıyor? Bu korkuyu nasıl yapıyor? Hoşlanmadığın resimleri, hoşlanmadığın fikirleri, sesleri falan böyle kendisi imal ediyor. Onu da şey zannediyor. Aa var, şey var. Kapının arkasını mı yürüsün? Hiç korkma ve endişe etme. Korku tasavvurlardan aktiflemek istiyor şeytan. Hani Risale-i Nur'da, Dima'da karıştırır diyor ya. Şeytanı anlatırken avanesi olan nefsi emmare vehmi ile dima karıştırır diyor Lemat'ta. Şeytan dima da karıştırıyor. Yani dimağın içerisine polisin hani sis bombası atar gibi dimağın içerisinde korku bombası atılıyor. O zaman birbirine karışıyor. O zaman insandan korktukları için yapıyorlar abi. Tabii korkan korkutur. Korkan köpek korkutmaya çalışır. Korkmayan köpek sessiz sadasız, ha ondan korkun diyor. Ha ısırca köpek havlamaz. Korkusundan. Ha diyor, büyük çocuk dedi hemen geri kaçıyor. Yani sende korktuğu için seni korkutmaya çalışıyorlar. İnsana korkmayacak hiçbir mahluk yoktur. Zihnini bir noktaya topla. Nasıl ki güneşin şuaları dağınık olursa ısı, ışık verir. Eğer bir noktaya toplarsan onu yakarsın. Yani bir ayna düşünün, çukur ayna. Güneşi toplar bir noktaya vurur. Tümsek yaparsan dağıtır. İşte dima ayna gibidir. Allah'ı topla oraya. Tasavvur, yani Allah hakkında düşünceleri, risalini topla ve bir noktaya yönel. Bir noktaya vur. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Vurduğun yerdesin o zaman. Mesela size bir şöyle bir misal vereyim de kadınlara benim bir iyiliğim olsun. Şöyle. Dinleyecekleri için. Sırf size hitap etmiyorum. Cinler, erva-ı habiseler, erva-ı gayri tabiler niçin insanı korkutmaya veya vesvese vermeye çalışır? Sebebi şu. Sen Allah'a şöyle diyorlar. Bizden önce cinler vardı. Onlar kan döküyordu. Bir gün katliam yaptılar. İsyan ettiler. Allah da onları kaldırdı. Onları yerine insanı getirdi. Bunlar da bu sefer sen misin ey Allah? Haşa. Bizi kaldırdın, hükmümüzü kaldırdınız, dünyaya halife insan getirdin başımıza. Sen bu kadar güvendiğin ve değer verdiğin, kıymetli bildiğin, bu insana bak biz ne yapacağız. Allah'tan intikam almak için insana saldırıyor. Sen de şöyle düşüneceksin. Madem ben Allah adına hücum görüyorum, ben de Allah'ın yanındayım demektir. Onların yanında olsaydım bana hücum etmezlerdi. Ben de Allah adına... Haşa hani Allah'ın avukatı gibi, savunucusu gibi, koruyucusu gibi. Siz mi Allah'a ceza vermek adına bana hücum ediyorsunuz? Ben de Allah adına bak size ne yapacağım. Deyince korkunç bir enerji oluyor. Doğrusu da bu. Allah adına çıkansın o zaman sen. Allah adına çıkıyorsun. Yani bunu bilirsen çukur ayna gibi bir güneş enerjisini bir yere toplayıp bir yere vuruyorsun. Ben de Allah adına çıkıyorum. Mesela ben rastladığım zaman böyle şeylere yurt dışında. Ama bu insanın niye rahatsız vermiş? Allah'a ceza vermek adına bunu rahatsız verdim. Vay namussuz seni. Böyle sinirleniyor köce okumadan. Öyle düşünüyorum. Niye rahatsız etmiş bunu? Ha Allah bu insan Allah'a ceza kesmek için buna mı salat olmuş? Ey Allah bak kuluna bak ne yapıyor. Ben de sanki haşa Allah adına. Allah'a zarar vermek isteyen böyle aşağılıklara Allah adına çıkınca korkunç bir enerji oluyor. Böyle bir düşünceden sonra
İnna Adeyna'yı okusan bile, kulu Allah'ı okusan darmadağın oluyor. Ama bu düşünce olacak. Bu tefekkür. Bir şey adına hareket ediyorsun. Ama şöyle okursan olmaz tabii. Elhamdülillah Rabbil Alemin çarpar falan diye. Er Rahman Rahim Malik Yevmi Dünyakin Uyuyakin istemiyor. Aha. Abi biz önceki cinlerin şeytanı yoktu, nefs emaresi mi vardı öyle oldu? Yok, cinlerde şey vardı, imansızları vardı, onların şeytanlıkları yapıyordu. O zamandan beri şeytan vardı zaten. Şeytanı zaten iman etmeyenlerin şeytanlık yapıyorlardı. Yani şeytan bizimle başlamadı. Hazreti Adem'le başlamadı. Yani. Tabii o zaman. Zihnini bir noktaya topla, okuduk orayı. Zihnini bir araya toplamayı anlattım işte bu böyle. Geçmiş kazanılmış tecrübelerini kullan. Unutma. Mesela bir hastalık geçirdin. 5 senede bir hala ilaç kullanıyorsun. Ya kardeşim hiç mi tecrüben yok senin? Hiç mi kazanımların yok? Geçmiş o muvaffak olduğun anları bir düşünsene ya. Geçmiş tecrübelerini kullansana. Onları çok pahalı elde etmiştin. Unutma. Aklına gelen ve seni meşgul eden asıl fikirlerle doğrudan doğruya alakadar bulunmayan her fikir derhal sizden uzaklaşır. Sebat, mukavemet ve ısrarı devam muvaffakiyetin anahtarıdırlar. Mesela birincisi şu. Sen daha önce saldırmadılar mı sana? Daha önce böyle sıkıntı çekmedin mi? Neyle açtın? Şöyle düşünceyle. Böyle durdum. Böyle bir halette. Onu kullan bir. İki. Aklına gelen ve seni meşgul eden asıl fikirlerle doğrudan doğruya alakadar bulunmayan her fikir derhal sizden uzaklaşır. Mesela bir noktaya topla cemaatına, bir dostuna, bir güzel bir mevzuyu okuyarak hemen olumsuz şeyler hemen senden uzaklaşır otomatik. Yani güzel şeylere odaklan. Sebat, mukavemet ve ısrar ve devam muvaffakiyetin anahtarıdır. Yani kısacası adam her gün kriz dediğimiz şey kriz tekrarı yoktur. Hayatın tekrarı yok ki krizin tekrarı olsun. Nedir o? Tekrar değil, yeniden oluyor. Olmasının sebebi ona karşı hiçbir şey koymamaktır. Aa gene ağlıyorsun, dün de ağladın, bir sene önce ağlıyorsun. Ya peki muvaffak olduğun hiçbir gün yok mu? Onu kullansana gene. Nasıl ki tek çeşit yemek sünnettir, manevi de tek kaynaktan beslen. Harici malumatın için bakabilirsin ama senin sabit ölçülerini süzgecinden geçirmeden dimağına alma. Ölçüsüz, misansız yemek çeşitleri mideni karıştırıp hazımsızlığa sebep olduğu gibi. Yani seç böyle cemaatı. Hangisi sana uygunsa orada karar kıl. İkide bir değişiklik, değişik yemekleri yemek gibi mideni karıştırır. Yani değişik kitaplar, değişik yerler, değişik fikirler dimağındaki mideyi karıştırırız. Dima mideni karıştırırız. Bir şeyden kaynaklan. Yani İmam-ı Rabbani dediği gibi tevhid-i kıble et. Yani ama şu, müracaat etmek, bir şey bilmek, başka noktadan bilmek için müracaat etmek, bir şey okumak bir şey getirmez. Ama hayatına ve dimağına istikamet vermek için tek kaynağa indirgen lazım. Çeşitli yemekler mideyi bulandırır. Allah Resulü'nün hadisinde de zıttı zaten. Seni devamlı vasata getirecek ve hayatınızı ona teksif etmeye diyecek gayeniz olsun. İnsanın hayatından daha kıymetli bir şeysi yoktur. O zaman bu kıymetli, en kıymetli hayatını harcayacağın bir gayen ve hedefin olsun. Bu sefer hayat yaşamaya değer, sıkıntıların eğlenceye dönüşür bu sefer. Hayatından daha kıymetli bir gayen olması lazım. Ki o zaman hayat yaşamaya değersin. Ve hayattaki olumsuzluklar eğlenceye dönüşür. 3-4 tane de kaldı. Sen
Sen yapan işin kabiliyeti neyse ona ihtimam ver, çapını genişlendir. Seni sen yapan, aç onu. Seni sen yapan nedir o? Mesleğin ne senin? Seviyor musun onu? Kalitesini yükselt. Genişletme. Murat Çetin var ya bizim arkadaş. Hani şey yetiştiriyor, talebe yetiştiriyor. Abi dedi, Hatay'da da açacağım, Yunanistan'da da açacağım. Hani var ya yaz okulları açıyor, talebeyi vakıf yetiştirmeye gayret ediyor vakıf. Dedim ki bak Murat, çapını genişletme. Genişledikçe genişlenirsin, kaliten iner aşağı. Sen de dışarıdaki gibi sıradan olursun. Tamam. Ne yapacaksın? Genişleme, yüksel, kaliteni, aynı miktar elemanın kalitesini yükselt. Çapını genişletme, kalitesini yükselt, yukarıya çık. O zaman her yere hakim olursun. Kaliteni peşinde olacaksın. Çapın genişletmeyi değil. Kaliteli olsun. Dikkat ederseniz, dünya hadiselerinde rol oynayan tek tük insanlardır. Dünyanın tarihini değiştirenler, parmağımın sayısı geçmez. Ama kör olası buna ehli hizmet kanaat etmiyor. Çoğalalım. Çoğaldıkça kalite düşüyor. Çoğaldıkça azalıyorlar. Bölünüyor, parçalanıyor sonra. Bütün cemaatlerin bölünmesi bu sırdan geliyor. Lenin ne demiş biliyor musun? Lenin yanındaki adamın arkasına bir adam koymuş. Bir de onun arkasına adam koymuş böyle. Şöyle demiş. Kitabında bizzat okudum. Muhammed'in diyor sahabeleri gibi 10 kişi adamım olsaydı dünyayı başına geçirirdim diyor. Çünkü en yakınına güvenmemiş. Çünkü en yakından zaten darbeymiş. Sabah kalktığında ben şimdi ne yapacağım deme. Mutlaka yapacakların sıralanmış olsun masanda. En muzdarip kişi işi olmayan, ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum diyenlerdir. Kalktı ya ne yapacağım ben şimdi? Ne dedin? Onu yap. Ha bu adam oho işi bitti. Boş kovan gibi yaban arısı mı gelir? Bizim memlekette boş kovan koyarlar arı gelsin diye. Bazen gelir. Bazen yaban arısı gelir, bazen de fareler yuva yapar. Bazen gelincik yuva yapıyor, bazen de kuş yuva yapıyor. Tamam mı? Yani mutlaka yapacağın işlerin sıralı masanda durmalı. Yani ne yapacağın kesin olması lazım. Ara boşluklarıdır ben şimdi ne yapacağım, işi olmayan. Zarar dahi olsa bir işe girin, çalışın çünkü iş tedavidir. Hastalığın, mikrobun kaynağı işsizliktir. Bir sebebi. Hayatına heyecan kat, heyecansız iş zevk ve lezzet vermez. Onun için yaptığın işi sev, severek yaparsan heyecan verir sana. Bir gaye için yaşayanlarda dolu dolu olur. Yani bir insan canlıdır. Tamam mı? Bir insan canlıdır. Niye canlıdır biliyor musun hizmette? Bir insan da çok gençtir, 20 yaşında, 30 yaşında. Mıymıntı bitmiş. Hayatında gaye yok yani. Bir şekilde bulunmuş işte. Dershanede bulunmuş, hayatta bulunmuş. Hayatında gaye olan, gayesini ciddi isteyen ve seven ve işini seven insanda heyecan olur. İstersen 60 yaşında olsun. Bak, bir gaye için yaşayanlarda hayatları dolu dolu olur. Heyecanla işini yapanlar mesut insanlardır. Bu da senin elinde. Heyecan melekelerini bir noktaya toplar. Meleke özelliklerini bir noktaya toplar. Heyecan da gayret ve hedef aşkı aktif eder. Haset, kin, gıybet, hayal, televizyon, internet, suizan, tulu emel gibi sufli sıfatlar kişinin heyecanını öldürür.
Taassup mesela. Adam heyecanını bitirmiş. Bitenin işidir. Suizan etmek, gıybet etmek, iftira etmek biten adamların özelliğidir. Bir hayvan kokuyorsa ne demektir? Veya bir şey et. Ölmüş demek değil mi? Canlı bir insan kokar mı? Peki bu sıcak kaçtır şu anda derece? Tahminen. Tahminen. 28. Şu anda eti dışarıya koysa kaç saate durur? Kaç saat durur? Kokmaya başlar kaç saat sonra? Tahminen söyleyin. Bir saat sonra başlar mı kokmaya? Peki sen niye kokmuyorsun? Bu sıcakta 36 derece vücudun nesi var? Etin niye kokmuyor? Bu noktadan cevap vereyim. Çünkü heyecan var. Etinde hayat var. Etinde hayat olmayanlar bir saat sonra bu ısıda kokar. Sen 28 derece dedin. Kokar dedin. Vücudunda 36,5 derece sıcaklık var. Etin niye korkmuyor? Niye bir de çoğalıyor? Hayat var. Çünkü hayatlısın. İşte hayatına, işine de hayat kat. Peki, kokan niye koktu dedik? Hayatı yok. Gıybet kim eder? Suizan kim eder? İftira kim eder? Onu bunu kim takip eder? Ölenler eder. Çünkü ölenler kokar. Bu kokma, suizan, gıybet, taassup, mahluka etin kokuslarıdır. Koku. Yani eşyadan çıkan şeylerdir. Dışa vuruşlardır. Bir insan kokuyorsa o çürümüş demektir. Kokuyor ne demek? Suizan ediyor, tulu emeli yok, gayesi yok, mimıntı böyle. Ha, bu adamın hedefi yok. Hedef olmayınca bak şimdi. Bana sorun şimdi. Abi sağında ne var? Bilmiyorum ki. Abi sonunda ne var? Bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Hedefime bakıyorum. Bakma. Ha koltuk varmış. Bak böyle baktım. Demek orada adamın hayatında hedef varsa Ahmet'i Mehmet'i göremez ki. İstesen de göremez. Unutmayın. Hayat varsa hayatın canlıdır. Hayat yoksa etin kokar. Kokan et nasıl anlarız? Suizan. Tulu emel. Onu bunu çekiştirmek. Haset etmek. Böyle bir tuhaf. Gıybe. İftira. Bunlar kokan etin özelliğidir. Kokan ruhtur bu. Ruh kokmuştur da ona haber veriyor. Unutmayın. Haset, kin, gıybet, sana yakışmayan hayal, televizyon, internet, suizan, tuğlu emel gibi, taassup gibi, iftira, gıybet gibi süfli sıfatlar kişinin heyecanını öldürür. Kokmuştur yani, ruh kokmuş. Kendine mukayyet olmanı sağlayan heyecandır. Maziden seni koparır heyecan. Ruhun nefse galibiyetini sağlar heyecan. Farkları fark ettirir heyecan. Sen böyle dedin, şu şöyle yaptılar. Duymaz ve görmezsin artık. Sen böyle dedin, onlar öyle dedi. Şu şunun hakkında böyle yaptı. Falanca falan yerlerde neler çeviriyor. Artık ne onları duyarsın ne de görürsün. Çünkü hedefine heyecanlısın. Artık roket hedefine kilitlenmiş. Ama dostunu düşmanını tanımayan kah bir duyguyla dostuna düşman bakıyorsun düşmana da dost olur. Şu şöyle yaptıkları, şöyle yaptıkların duymaz görmez hale getirir seni heyecan. Nasıl ki en yorgun işçi ücretini akşam alsa, İslam'da ay sonu maaşı değil, akşam ücret vermek. En yorgun işçi ücretini akşam alsa, onda bir heyecan olur ki bu enerji de yorgunluğu giderir. Yorgunluk giderir arkadaşlar. Terini daha kurumadan Allah diyor ki verin, parayı verdiğin zaman yorgunluk olmaz. Bizim sabahtan akşama kadar, ikindiye kadar çay tarlasında çalışırlar. Böyle bir şey. Burada çay toplarlar, ondan sonra çayı satmak için burada sepetiyle hayvan çıkmaz. 100 kilo, 60 kilo çay sepeti öyle mi? Buradan çıkar. Sabahtan akşama çalışmış, 4'te kalkmış namazda. Gider akşama yakın çay sattı mı? Of be! Sattığınca bütün sıkıntısı gider. İşte heyecan hizmetin getirdiği sıkıntıları yok edendir. Enerjidir. Bir daha okuyayım ne olur? Bir dinleyin şurayı. Nasıl ki
Yok yapamam. En yorgun işçi ücretini akşam alsa onda bir heyecan olur ki bu heyecanın adı enerjidir. Bu enerji de yorgunluğu gideren bir özelliğe sahip. Heyecanın zıttı hüzün. Hüzün ile muvaffakiyetsizlik ve lakaytlık arasında bir telazum vardır. Hüzün, bak Bedbin, şu. Dersi şöyle dinler. Yapayım değil mi? Böyle dersi dinleyenin söyledi. Benim ağzımdan daha kurtulmaz. Ama ferdidir. Telefonla radyoya giriyor. Kabloyu cebine koyuyor. Kulaklığı gömleğinden sokuyor. Şuradan. Olmuş ha. Öyle mi Mısır? Buradan geliyor. Tamam. Maç ama. Ama adam haklı canım. Maç hastası. Tabii maç hastası. Allah hastası değil de. Top hastası. Allah hastası olsaydı. Şuradan kablo gitti kulaklık. Getiriyor kulaklığı burada. Dersi dinliyor. Diğerleri de biliyor tabii. Adam ders dinliyor değil mi öyle? 1-0 diyor. Adam da ona bakıyor ha. O da diyor. Bir gol daha geldi. Bir gol daha oldu. Ama bazen karıştırıyor. Oradan oldu, buradan bazen bağırıyor tabii. Ne oldu falan? O diyor ki ne oldu diyor ya. Abi ya, heyecanlandım dersten diyor. Oldu ya bir heyecan. Bu adam cennete umuyor değil mi? Bir de bu adam şey dedi, televizyonda bir yerde maç izlediği zaman da aynı zamanda şey yapıyorum, tekrar radyoda yine dinliyor. Allah Allah. Çünkü radyodan daha erken geliyor. Ha bir dakika dakika. Televizyonda seyrettiği bir şeyi... Kalabalık ortamda televizyonda seyrediyor. Herkes içinde televizyon seyrediyor. Televizyonda bir aynı, de ne yapıyor? Aynı olsun canlı yayın izliyor. Yine de onu canlı radyoda veriyor ona. Radyoda da dinliyor. Çünkü radyoda birkaç saniye, bir iki dakikanın erken geliyor. Ha şimdi televizyonda bakarken radyoyu da dinliyor öyle dinliyor. Mi? Çünkü iki dakika radyodaki şey erken geliyor. İki saniye. Ya, o yüzden önce de bağırıyormuş böyle. O da götürme olmadan. Gol olmadan he? Allah Allah. Şimdi ha Allah Allah. Hem televizyona bakarken hem radyoyu dinliyor. Çünkü radyodaki ses ondan önce geliyor. Önceden bağırıyor. Millet de ne olan o manyak ne bağırıyor diyor. Görüntü geç geldiği için. Bir de benim tuhafıma gideni söyleyeyim. Ben bir rastladım. Eniştemin evine gidince. Enişte falan maç seyrediyorlar falan. Biz kapıdan girdik. Oo çavuş geldi. Tamam o bir şey değil. Bu kadar normal. Ben bu garibini anlatacağım. Sonra ara faslı veriliyor. Reklam, şimdi ne diyorlar? Reklam giriyor. Devre mi? İlk yere bitiyor. Ha bitiyor. Oo hocam ne var? Tamam. Hiçbir şey yok. Bundan bak bir şey. Normal diyebilirim. Belki değil ama. Maç bitiyor. Burada seyrettiler 5-6 kişi. Biz de ablamla dışarıdaydık. İnanın. Baktım maç bitmiş. Heyecanlı konuşma var. Girdim içeriye Allah'ını seversen doğru söylüyor. Baktım o maçı beraber seyredenler birbirlerini anlatıyor. Buna beraber seyretmediniz mi dedim. Saatlerce beraber aynı şeyi konuşuyorlar. Lan beraber seyrettik. Ha, bilmeyene mi anlatıyor? La bana anlattın dedim. Ya sen ne anlarsın sen ölmüşsün dedi ya. Sen yaşıyor musun ki dedi. Doğru söylüyorsun. Bana anlattın dedim birbirinize ne anlatıyor? Zaten dedim bir seyrettiniz. Sen ne anlatacaksın? Ölüye anlatılır mı dedi ya, sen ölmüşsün dedi ya. Ya, ölünce sorarım sana dedi. Ya. Allah Allah. Birisi vardı maç izlerken ölmüş. İşte, Fenerbahçe gol yiyince atomdu, hafız anlattı. Tabii, Çayeli'de kuyumcuydu galiba, böyle atom diyorlardı, büyük adam. Fenerbahçe gol yiyince kalp krizinden o maç seyrederken ölüyor. Şimdi ona soracaklar nereden geliyorsun? He? Nereden geliyorsun? Niye geldin? Hayırdır? Hangi hadiseden geldin? Allah'ın dinine hücum ediyorlardı da kriz geçirdin.
İsrail Gazze'ye girdi de onun için kriz geçirdim. Türkiye'nin memleketi satılıyordu da ondan kriz geçirdim. Ve ezeli ve ebedi bir daha dönüşü olmayan bir şekilde girdi. Burada bitiriyorum. Ha, heyecanı da bitireyim, cümleyi bitireyim. Heyecan güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır, sırrına sahiptir heyecan. Heyecan, heyecanı bitireyim yani cümleyi bitireyim. Heyecan, iyimserlerle her şeyin iyisine bakanlarda olur. Suizan etmeyenlerde, karanlık görmediği gibi karanlıktan bahsetmez. Kimseye itimat etmez. Eşine bile itimat etmez. Neuzubillah, Allah'a bile itimat etmez. Seviyesine gelenler de var. Yani heyecansızlık, bu seviyeye gelenler de var. Var ki der, ne biçim varlık, böyle der, ne biçim varlık, ne biçim kainat idaresi, haşa Allah der. Bu ne biçim kainat yönetmek, bu ne biçim şey, Allah'a karşı heyecansız insan, Allah'a karşı böyle isyan eder. Heyecanlı hayatı hep güneşli görür. Her şeyi işinin başına kıpır kıpır oynuyor, eğleniyor. Hatta yapraklar bile raks ediyor. Tahayyülüne girer heyecanlı insan. Heyecanlılar oturup beklemezler. Her şeyin lehlerine dönmesi için aktif haldeler. Esir bile olsalar oraları yine hüsnü tevil ederler. İyimserler, heyecanlılar onu bunu tenkit ederek ömürlerini telef etmezler. Çare sunmayan tenkitlerin tahrip olduğunu bilirler ve faydalı yapıcı tenkitler yaparlar ve hakperest olurlar. Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez derler ve yürürler. Unutma, hayatın kendi başına bırakılacak kadar basit değildir. Hayatını kendi başına bırakılacak kadar basit değildir. Derhal hayatının başına geç, olayların hayatını değil, hayatın olayların dizginlerini tutsun, idare etsin. Heyecan enerjisi sende ziyadesiyle var, seni bekliyor, uyandır onu. Felaket telalları olmazlar heyecanlılar. Heyecanlı olman için iki günü eşit olmasın. Hayatına katkı kat, kendine yatırım yap, kendini sev ve kendine zaman ayır. Ne derler diye içinden gelenleri bastırma. Haram olmayan şeyleri işitiyorsan, haram olmayan şeyleri istiyorsan, haram olmayan şeyleri istiyorsan yap. Kendini hakikatlerle terbiye et. Aklına benzin koy. Havalandırılması, soğutulması, güneşin girmesine müsaade et. Sonradan sana da gelmesi için başkalarına da iyilik et. Sana iyilik gelmesini istiyorsan başkalarına iyilik yap. Vicdanınla hareket edersen hür olursun. Aklınla hareket edersen köleleşirsin. Hürriyetini kaybolur. Akıl bir alettir. Kullanılmalı. Vahır davahım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.